أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد gelelim konumuza. Hakan Gök, ben. Belki daha önce karşılaşmamışızdır. İngiltere'de yaşıyorum. Burada Leeds Beckett Üniversitesi'nde çalışıyorum. ODTÜ fizik mezunuyum ben. Fizikçiyim yani, bilim insanı. Fakat doktoram Risale-i Nur. Durham Üniversitesi'nde Colin Turner hocayla uzun zaman önce Risale-i Nur üzerine doktora yapmıştım. Bu 10. lemada hizmetin 3 kerameti var. Biz tabii 10. lemayı okuyunca direkt hemen aklımıza şefkat tokatları geliyor. Aslında onun başında hizmetin 3 kerametinden bahsediyor üstadımız. Birincisi diyor, hizmeti ihsar edip hadimleri o yöne sevk etmek cihetiyledir. Yani hizmet hazırlıyor, o hizmette koşacakları da oraya yönlendiriyor. Ben İngiltere'de master yaptım. Burada Sheffield Üniversitesi'nde doktoraya başlayacağım. Uydu teknolojileri ve GPS üzerine. Gidiyorum, geliyorum. Yani bir bilim insanı olduğum için. Sonra ilahi bir sevkle bana dediler ki Colin Turner Risale-i Nur üzerine doktora yapacak birisini arıyor. Ya ben dedim, ben fizikçiyim, bilim insanıyım. Ama işte hizmetin birinci kerameti ya. Aradım Colin Turner'ı. Dedi gel evde bir çay içelim seninle. Buradan 3 saat yol gittim. Colin'in evine vardım. Dedim ya ben ilaççı falan değilim. Ben dedim scientist, bilim insanı. Dedi neyi çalışmak istiyorsun Risale-i Nur'da? Dedim ispat-ı uluhiyet. Bediüzzaman Allah'ın varlığını nasıl ispatlıyor? Hoşuna gitti, tamam. İşte proposal falan yazdık. Öyle bir ani bir şekilde kendimizi fizikten metafiziğe geçmiş olarak bulduk. Sonra tabii Risale-i Nur üzerinde yoğunlaşınca bu 10. lemadaki dedim ha işte birinci keramet bu. Hizmet hazır etti ve hadimleri o yöne sevk etti. Benimki böyle tamamen spontane, hiç planda, hesapta olmayan bir şeydi ve hizmetin birinci kerametiydi. Yani benim fizikten metafiziğe geçişim o şekilde oldu. Aslında çok isabetli de oldu. Çünkü bu 11. şuada hani Kastamonu'da talebeler gelip diyor ya işte hocalarımız, muallimlerimiz bize Allah'tan bahsetmiyor. Nasıl? Üstad da diyor yani her bilim, her fen lisan haliyle Allah'ı anlatır diyor. Zaten hizmetimizin de temel mantığı bu. Yani insanlara işte okulculuk yapmamızın bir mantığı bu. İnsanlar bilimi öğrensinler, o bilimlerin lisanıyla Cenab-ı Hakk'a, marifetullah'a dönüştürsünler o ilmi. Ben çok isabetli buldum bunu, çok faydalı da oldu. Yani Risale-i Nur'u iyi anlamak, marifetullah'a ulaşmak için aslında makul derecede bilimde bilmek lazım. Zaten üstadımız da bunu bu eski eserlerde yazmış. Bu Medrese-i Zehra projesi de bunun bir yansıması aslında. Üstad bunu bizzat istemiş ve Kürdistan için bunu teklif etmiş. Demiş ki ya okullar yapalım, burada hem bilim öğrenilsin hem din öğrenilsin. Çünkü öteki türlü ikisini ayırdığın zaman işte birinden taassup çıkıyor, birinden ateizm dediğimiz işte Allah bilmezdik yani ateizm çıkıyor. Zaten hizmetin okulculuk altyapısında da bu var. Üstadımızın bu Medrese-i Zehra modeli. Fenleri, fen bilimlerini ve dini ilimleri bir araya getirmek. Bunu ben bizzat yaşamış oldum. Yani ciddi bir bilimsel altyapıdan Risale-i Nur'a geçmeye muvaffak etti Cenab-ı Hak, sevk etti. Bunun şöyle bir faydası oluyor. Ben tabii bu nadir Türkçe derslerden birisi. Genelde İngilizce yapıyorum. Tabii önüme gençler falan geliyor. Hepsi batılı. Demek ki onlara şöyle diyorlarmış. Ya birisi gelecek böyle işte God, existence of God, işte Allah'tan falan bahsedecek. Tabii herkes psikolojik olarak böyle takkeli, sakallı falan birini bekliyor. Ben giriyorum içeri. Herkes bakıyor. O bu mu? Evet, o ben. Yani bilimler lisanıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığını anlatmaya muvaffak ediyor Cenab-ı Hak. Bunun şöyle bir faydası oluyor. Ben mesela bunu doktora esnasında da gördüm. Genelde ateizmi, ateizm deniyor İngiltere'de buna, bilim insanları temsil ediyor. Richard Dawkins gibi adam Oxford'da mesela biyoloji profesörü. Karşısına da genelde teologları çıkartıyorlar. Ya zaten bu maç 1-0 önde başlıyor. Adam diyor ki işte ateizm köşesinde diyor. Oxford'dan profesör, işte biyolog Richard Dawkins. Dinleyici zaten
Tamam diyor, bu bilim adamı. Bunun dediği hakikattir. Karşısına da işte başpiskopos, papaz işte falan. Bu maalesef yani seküler eğitim sistemine geçmiş her insanın bilinçaltına yerleşmiş bir şey. Bunun faydası, bunu nerede gözlemliyoruz? Şimdi mesela İngiltere'de, Amerika'da ya da İngilizce konuşulan dünyada Cenab-ı Hakk'ı bilimlerden başlayarak marifetullah'a götürdüğün zaman insanlar, adam diyor ki evet ya bu bilim adamı diyor, kuantumdan bahsetti diyor, işte yörüngelerden, uzaydan filan, bunu getir diyor, Kur'an'a bağla diyor. Bu tamam, bunun anlattığı diyor makbul bir şey. Tabii hiçbir şey gelişigüzel değil. Cenab-ı Hak her şeyi hesap kitap dahilinde yapıyor. Belki bu bizim fizikten metafiziğe geçmemiz de böyle bir hesap dahilinde muhtemelen. Yaklaşık 15 yıldır filan İngilizce, Amerika'dan bu Sait Aksoy abilerin bir zamanlar febası vardı. Yani Balkan Boşnak Müslüman Amerikalılarla ilgili bir hizmet aktivitesi. Bir gün İngiltere'de böyle yine boş işlerle uğraşırken telefon çaldı. Baktım Abdullah Yılmaz abi arıyor. Hemen esas duruş, tabii korktum, dedim Allah Allah niye arıyor falan. Hakan ne yapıyorsun? Dedim abi işte dünyevi işler. Dedi işte o bin uçağı dedi Amsterdam'a git, orada dedi FEBA'dan, Amerika'dan insanlar gelecek. Büyük bir grup yani 80-100 kişi falan. Hepsi Amerikalı Müslüman, yani bir kısmı orada doğmuş. Bizim macera o şekilde başladı ve ben yokluyorum sürekli. Yani insanlar en çok neyi merak ediyor ve imana en büyük engel ne gözüküyor? Bunu ben doktora esnasında da gördüm. Mesela Cenab-ı Hakk'ın varlığına karşı geliştirilen en temel argüman problem of evil dediğimiz, yani şeytanlar ve şerlerin varlığı. Bunu da milattan önce 480 yılında Epikürüs diye bir Yunan söylemiş. Epikürüs diyor ki, diyor Tanrı varsa ve her şeye gücü yetiyorsa neden kötülüğe engel olmuyor? Eğer kötülüğe engel olmuyorsa gücü yetmiyor. Gücü yetiyor ve engel olmuyorsa Rahman ve Rahim değil. Sevgi tanrısı değil. Buna felsefede Epikürian paradoks deniyor. Ve bunu fark ettim ki bu şeytanlar ve şerler Batı'da insanların aklındaki en temel mesele. Yani bunu anlayan insanlar tevhide, marifetullah'a biraz daha yaklaşıyor. Bu tabii benim çok ilgimi çekti ve bununla ilgili çok sunum vesaire yaptım. Risale-i Nur'da işte Problem of Evil from Nursi's Perspective şeklinde. Tabii böyle bir ders olduğundan bahsedilince dedim yani şeytanlar ve şerler meselesini konuşalım. Çünkü bu bir dönem bize çok bir şey ifade etmiyordu. Yani hizmetin böyle parlak, cafcaflı döneminde her şey yolundaydı. Sonra tabii malum hadiseler oldu. Çok insan ne bileyim hayatını kaybetti, eziyet gördü, hapse girdi. Çok büyük bir tsunami geçti üzerimizden. Bu konu bizim hizmet dairesinde de önemli bir konu haline geldi. Yani madem biz doğru iş yapıyoruz, Cenab-ı Hak bizi niye muhafaza etmedi? Niye bizi böyle darmadağın etti? Neden bu tür şeylere müsaade ediyor? Bu bizim has dairede de popüler bir konu. Onun için dedim ilk dersi bundan yapalım. Tabii ben şahsi görüşlerim, fikirlerim değil, Risale-i Nur'da üstadımız, yani asrın öğretmeni olarak, ben öğretmen ifadesini kullanıyorum. Çocukların çok hoşuna gitti. Yani o hadis-i şerifi gösterdim. Hani Efendimiz diyor ya, benden sonra artık diyor peygamber yok. Ama diyor Cenab-ı Hak diyor her asrın başında bir müceddit gönderecek. İfade müceddit, ya renewer deniyor buna. Dedim ya bu çocukların anlaması açısından biz buna teacher diyelim, öğretmen. Çok akıllarına yattı bu. Şimdi asrın öğretmeni, muallimi Bediüzzaman Hazretleri olduğuna göre ve asrın problemi de bu olduğuna göre üstadın ne dediğine bakmamız lazım. Yani Risale-i Nur perspektifinden şeytanlar ve şerler, yani neden insanlar, canlılar genelde sıkıntı çekiyor. Cenab-ı Hak neden herkese böyle tatil hükmünde Bahamalarda bir hayat tarzı vermiyor da herkese bir eziyet veriyor bir şekilde? Bunu merak ettim ben de tabii. Bununla ilgili Risale-i Nur'dan iki yer tespit ettim. Tabii konu geniş. Yani Hastalar Risalesi'nde var. 12. Lema, 13. Mektup. Fakat bugün yani önümüzdeki 45 dakikada 18. sözün ikinci notasını ve 24. mektubu okuyacağız. Nazar haktır,
Çünkü bu nazarla ilgili Efendimiz'e bir adam varmış. Böyle deveye bakarmış. Dermiş ki ulan ne deve filan. Deve hasta olur ölürmüş, tamam mı? Yani bu kadar nazarı güçlüymüş. Tabii Kureyşli müşrikler diyor ki ya bu adamı diyor bir nazar ettirelim diyor Efendimiz'e. Yani nazar isabet ediyor Efendimiz söylüyor. Nazar haktır, böyle bir şey var. Dolayısıyla o nazarlık gibi olsun abi. İnşallah millet İnşallah. kesin. Risale-i Nur büyük bir derya. Her okumada harika bilgilere ulaşıyoruz. Ve Üstad diyor ya, yaratılışın gayesi diyor, işte imanı billah'tır. Yani Allah'a iman etmek. Sonra marifetullah'tır. Cenab-ı Hakk'ı bilmek, onu tanımaktır. Bu bilgiyle gelen muhabbetullah'tır. Ondan sonra da lezzeti ruhani. Şimdi Risale-i Nur'un en temel faydalarından bir tanesi bizi marifetullah'a ulaştırıyor. Yani marifetullah'a nasıl ulaşıyoruz? Aklımızda bir soru var. Ya Cenab-ı Hak neden kötülüğe müsaade ediyor? Yani onun gücü yetmiyor mu? Durduramaz mı? Herkesi rahat yaşattıramaz mı? Bu sorunun cevabını öğrenip kalbimiz tatmin olduğu zaman işte bu marifetullah oluyor. Allah bilgisine dönüşmüş oluyor. Risale-i Nur bunu yapıyor. Şimdi Risale-i Nur, tabii İbni Kesir falan okuyoruz burada. Yani siz de büyük ihtimalle okumuşsunuzdur. Klasik tefsirlerde işte önce Kur'an meali veriliyor, sonra da onunla ilgili kısa kısa izahlar yapılıyor. Risale-i Nur ise akademik dünyada topical commentary dediğimiz konu temalı tefsir kategorisine giriyor. Yani üstad satır satır Kur'an'dan sayfa sayfa gitmiyor. Bir konsepti, bir konuyu Kur'an'dan ayetleri referans yaparak izah ediyor. Buna da topical commentary deniyor. Yani Türkçesi konusal tefsir gibi. Dolayısıyla üstadımız Risale-i Nur'da anlattığı her meselenin bir Kur'an bağlantısı oluyor. Şimdi bu 18. nokta, 18. söz, bir de şu var, yani çok daldan dalda atlamak istemiyorum da. Risale-i Nur'u hızlı hızlı okuyunca bazen bazı şeyleri kaçırıyoruz. Ya diyoruz burada acayip bir cevher varmış, burayı bir kazalım. Şimdi bu 18. sözün ikinci noktası, bir ayeti yorumluyor. Ahsene kulli şeyin halaka. Yani Cenab-ı Hak yarattığı, halk ettiği her şeyi en güzel surette halk etti demek. Adam diyor ki, abi diyor Gazze'de bombalar düşüyor. Orada diyor bak Covid oldu, burada diyor tsunami oldu. Bu ayet diyor ki her şey ahsene kulli şeyin halaka. Ahsen surette. Bu diyor bizim aklımıza yatmadı diyor. Olur mu diyor, hasta olduk, bir sürü insan öldü, bir sürü insan eziyet çekiyor. Akıllarına yerleştiremiyorlar bu ayeti. Üstad şimdi bu ayeti burada izah edecek. Buradan da zaten bu ayetin karşılığında da Cenab-ı Hak neden kötülüğe müsaade ediyor? Bunun cevabı çıkacak. Şimdi buradan okuyalım. İkinci nokta, ahsene kulli şeyin halaka. Bu Secde suresi. Cenab-ı Hak her şeyi en güzel şekilde yarattı. Ayetinin bir sırrını izah eder şöyle ki. Bir sırrını diyor. Tabii Üstad'ın şöyle 25. sözde bu mutlaka karşınıza çıkmıştır. Her bir ayetin farklı farklı layer'lar halinde manası vardır. Burada bir sırrını izah eder demek, bu ayetin bir yönü budur demek. Yani başka başka çok çok yönleri de vardır demek. Çünkü bu da karşıma çıktı. Üstad bir şey izah ediyor. Oradan böyle tabii radikal insanlar planına giriyor. Diyorlar ki işte birisi işte Risale-i Nur Bediüzzaman'la ilgili bir lecture yapacak. Adam işte meşrebi falan farklı. Hemen atlıyor. Olur mu diyor. Üstad da öyle diyor. Bir açıklaması bir sırrı şu şekildedir. Yani bu ayet birebir bu anlamda demek değil. Sadece bir sırrı. Şöyle ki her şeyde hatta en çirkinin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Evet, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denir, kendi halinde, kendi başına güzeldir veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki ona hüsnü bil gayri denilir.
Bir kısım hadiseler var ki zahiri çirkin, müşebbeştir. Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var. Ez cümle. Ez cümle Farsça bir ifade. Ez dendan demek. Ez cümle de örneğin demek. Ez cümle. Bu cümleden olarak şimdi izah edecek burayı. Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış. Ve güz mevsiminin haşin tahribatı, hazin firak perdeleri arkasında tecelliyat-ı celaliye-i sübhani'nin mazharı olan kış hadiselerinin tazyikinden ve taazibinden azap vermesi demek. Muhafaza etmek için nazdar çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları vazife-i hayattan terhis etmekle beraber o kış perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer ihzar etmektir, hazır etmektir. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altına gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşvi nemasız kalan birçok istidat çekirdekleri zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünde sümbüllenip güzelleşir. Güya umum inkılaplar ve külli tahavüller birer manevi yağmurdur. Şimdi bu Risale-i Nur kendi kendini başka yerlerde de izah ediyor. Yani Risale-i Nur'daki bir meselenin izahı için yine Risale-i Nur'a müracaat etmek lazım. Bununla ilgili şöyle bir matematiksel örnek veriyor üstadımız. İnsanlar ne istiyor? Tamam diyor, keyfimiz yerinde olsun. Üstümüzde bir çatı, cebimizde paramız olsun, yiyeceğimiz olsun, evimiz sıcak olsun. Böyle böyle yaşayıp gidelim. Üstad diyor ki bu ademdir. Yani atalet ademdir. Hareket ve faaliyet berekettir. Buna şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki 10 tane çekirdeğiniz var. Bunlar keyif yapsınlar, hiç böyle başlarına bir şey gelmesin derseniz ne yaparsınız? Alırsınız bunları bir kutuya koyar, çekmeceye koyarsınız. Onlar orada çekmecede keyifli hiçbir şey olmadan öyle durur. Ama bunlar alır, götürür tarlaya atarsanız üzerine kar yağar, fırtına, boran, mevsimler geçer. Belki bunlardan 7'si 8'i 9'u çürüyebilir. Ama bunlardan 2-3 tanesi neşvi nema bulup bitki haline gelir ve ondan daha çok bir başak, işte kaç tane buğday oluyorsa daha çok bir netice elde edilir. Dolayısıyla zahiren yani o tohumları götürüp tarlaya attınız, eziyet ettiniz gözükmekle beraber işte neticesinin güzel olması da örnek bu. Yani zahiren bir eziyet var, tazip etme var fakat neticesi itibariyle hayırlı, bereketli, güzel bir sonuç var. Şimdi üstad burada işin psikolojik yönüne bakacak. Şimdi biz ne diyoruz? Bir hadise oluyor. Ya çok kötü oldu diyor. Ya bu işte musibet falan. Neden böyle diyoruz? Biz zannediyoruz ki kainatın merkezinde biz varız. Şimdi üstad onu izah ediyor burada. Diyor ki insan hem zahirperest yani dış görünüşe göre hükmeder. Hem hodgam yani selfish kendini düşünüyor. Olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgamlık cihetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme eder, şer olduğuna hükmeder. Mesela işte bu hadiseler, ya diyor hocam işte paramıza da el koydular, malımıza da el koydular, bizi de içeri attılar filan. Çok kötü oldu filan. Şimdi kendine bakan yönüyle hükmetti. Dedi bu büyük bir musibet, şer oldu. Halbuki bunları söylerken rahat söylüyorum çünkü bunu böyle bir yerde anlatıyordum. Birisi hocam sen dedi rahat rahat konuşuyorsun gelmişsin gibi dedim ya bu benim şahsi görüşüm değil üstad yazmış bunu ben oradan anlatıyorum deyince arkadaş biraz böyle sakinleşti. Yani rahatım çünkü üstadın ifadesi bu. Halbuki eşyaların ve hadiselerin insana ait gayesi bir ise saniyinin esmasına ait binlerdir. Bu aslında böyle elinizde eski usul Risale-i Nur varsa altı çizilecek çok temel bir tespit. Şimdi ne demek? Burayı kısaca açalım. Eşyanın insana ait gayesi birse saniyenin esmasına ait binlerdir. Bu şu demek abi.
Cenab-ı Hak kainatı neden halketti? Biz İngiltere'de güzel bir evimiz olsun, kapının önünde bir Tesla olsun, işte hatun, çoluk, çocuk, işte kedi, köpek filan. Bunun için değil. Bu bir tanesi. Cenab-ı Hak kainatı esma ve sıfatlarını tecelli ettireceği bir teşhirgah olarak halketti. 11. söz bakılabilir oraya. Yani bu şu demek. Cenab-ı Hak seni, beni, onu, bunu yarattı. Bizim üzerimizde kendi isim ve sıfatlarını tecelli ettirecek. Bu ne demek? Şimdi tesbihatta okuyoruz işte ya Cemil ya Allah. İşte ikindi uzun tesbihatta daha da fazla esma ilahi var. Oradan okuyup geçiyoruz. Şimdi her ismin bir condition dediğimiz bir ismin ortaya çıkması için bir ön şart lazım. Risale-i Nur'da en iyi bildiğimiz Şafii ismi. Başka örnekler de vereceğiz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Şafii ismi var. Biz şimdi diyoruz ki ya bu Covid çıktı, işte hastalıklar var, bunlar olmasa zannediyoruz ki bunlar olmasa biz Cenab-ı Hakk'ı daha böyle mükemmel algılayıcı, mükemmel hale gelmiş olacak diye düşünüyoruz. Halbuki öyle değil ki. Şafii ismi Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir. Bunun tecelli etmesi için birilerinin hasta olması lazım ki Cenab-ı Hak ona şifa versin ve ismi Şafii tecelli etsin. Eğer hiçbir hastalık olmasa o isim nasıl tecelli edecek? Edemeyecek. Dolayısıyla Şafii isminin tecellisi için hastalık lazım. Ya diyor ki ya çocuklar da hasta oldu işte Covid'den vefatlar oldu. Ya yuhyi ve yumit yani diriltir, öldürür. Yani gabi basit. Strese sokar, rahatlatır. Hocam diyor çok stresteyiz diyor, derdimiz büyük filan böyle. Tamam işte Allah'ın Gabid ismi tecelli ediyor senin üzerinde. Zaten üstad öyle diyor. Her bir eşya, her bir hadise Cenab-ı Hakk'ın bir isminin tecelli etmesidir. Dolayısıyla bizim öyle bir lüksümüz yok. Ya böyle bir şey geldi başımıza. Ya kime şikayet edeceksin ki? Cenab-ı Hak diyor ben bu kainatı yarattım. Burada ben esma ve sıfatlarımı tecelli ettireceğim. Mülk onun. Hani diyor ya malikil mülkü yetesarrafı mülke keyfe men yeşa. Mülk onun. İstediğine göre tasarruf eder. Zaten bu ayet namazda da filan böyle imamlar çok okur bunu Türkiye'de. Ezberlemesi kolay olduğu için. İşte kulillahümme malikil mülk. Tu'til mülke men teşe ve tenziyul mülke men teşe ila ahir. Mülk Allah'ın. Ve o söyledi yani bu esma ve sıfatların tecellisi için kurduğum bir sergi. Hasta da derim, stresi de sokarım, zengin de derim, fakir de derim. Yani mal benim değil mi? Diyor Cenab-ı Hak. Demek ki anahtar, Risale-i Nur'dan öğrendiğimiz anahtarlardan bir tanesi bu. Eşyanın insana ait gayesi bir ise saniinin esmasına ait binlerdir. Şimdi bunu örnekle açalım. Mesela Kudret-i Fatıra'nın büyük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır, zararlı, manasız telakki eder. Halbuki onlar otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar. Yani şimdi diyor ya bu kaktüs çok güzel ama dikeni batıyor. Gül çok güzel ama dikeni batıyor. O onu eline battığı için kendine bakan yönü itibariyle şer iddia ediyor. Halbuki onlar diyor manasız değil. Onlar o bitkilerin ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdır. Cenab-ı Hak onları korusun, muhafaza etsin diye mükemmel bir surette yaratmış. Ama biz tabii hodgam yani selfish olduğumuz için ya elime diken battı bu ne filan. Bir başka örnek, ikinci örnek. Bu da çok ben böyle bayılıyorum bu örneğe. Mesela atmaca kuşu serçelere tasliti yani musallat olması demek. Zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşun istidadı o taslitle inkişaf eder. Şimdi biz diyoruz ya bu kuşlar ne güzel yaşasaydı. Bu işte atmaca bu serçeliği neden kovalıyor? Şimdi matematiksel olarak bakıyorsunuz. Cenab-ı Hak mesela serçe türünü atmaca türüne rızık yapmış. Yani biz bu biyolojideki food piramidi diyoruz. Yani gıda piramidinde. Piramidin üstüne çıktıkça sayılar azalıyor. Mesela her bir atmaca için Cenab-ı Hak 200 tane serçe yaratmış. Hem onların nüfusunu dengeliyor, hem de onları dinamik halde tutuyor. Biz şimdi zahir ya yakaladı. Şimdi bir de bu sıralar böyle
TikTok'ta falan kısa videolar var işte timsahlar falan yakalıyor. Millet, buna bakamayacağım. Bu nasıl bir şey falan. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın Adl ismi var. Adl. Bu Ferdun Hayyun Kayyum Hakemin Adlı Kutluzun 30. üleme. Bu Eskişehir'de yazıyor üstad bunu. İsmi Azam. Orada Adl ismi var. Tabii biz Adl deyince bu hasilerden dolayı aklımıza hemen adliye, hakim, savcı falan geliyor. Adl aslında denge demek. Balance. Şimdi Cenab-ı Hak kainatta Adl ismini tecelli ettiriyor. Nasıl? İşte bir atmacaya 150-200 kuş, onun vazifesi onları dinamik tutmak ve onların nüfusunu kontrol etmek. Şimdi bu İngiltere'de geyik problemi var. Geyikler, ya İngiltere çok ilginç bir yer. Yani ben Adanalıyım. Biz de abi mesela işte bir yerde bir keklik görürsün. Pompalı tüfeği alan gidip onun kökünü kurutmaya peşine düşer. Hatta bizim yani şarkılarda, şiirlerde de var. Yani geyik avına gidip geyiklerin kökünü kurutma. Biz böyle vahşi bir kavmiz. Türkleri üzerinize alınmayın ama biz öyleyiz. İngiltere'de tam tersi. Abi her yer tilki, geyik, meyik dolu. Yani tavşandan geçilmiyor. Şirketlere para veriyorsun. Ya diyorum bizim çiftliği tavşanlar bastı. Bunu bir şey deniyor buna. Pest kontrol deniyor. Şu kontrolcüler geliyor. Onları yakalıyor falan. Nüfusunu kontrol etmeye çalışıyor. Geyik var her yerde. Arabalara çarpıyorlar. Bildiğin yani koca koca at gibi falan. Tabii bu bir problem. Ya millet diyor bu niye böyle problem haline geldi? Zamanın behrinde bu İngiltere'yi tabii medenileştirdi. İskoçya'da oldu bu olay. Medenileştireceğiz diye kurtları yok etmişler bunlar. Kurtlar da yaşıyormuş burada. O kurtlar yani bir kurt işte yılda kaç tane geyik yiyorsa o zaman muntazam bir denge varmış. Beşer buna müdahale edince orada böyle bir problem ortaya çıkmış. Yani bizim zahiren şer problem gördüğümüz şeyler aslında bir büyük bir hikmetin, büyük bir hesabın bir parçası. Cenab-ı Hak ne dedik? İşte bu atmaca olayını izah etti. Halbuki serçe kuşunun istidadı o tasvitle inkişaf eder. Bunu mesela ben hizmette tabii abilerimiz vardır. Çok bakıyorum ekrana ihtiyarlar var. Onlar da biliyordur. Mesela bu ben hizmetle 87 yılında tanıştım. O sıralar tabii Türkiye'nin iklimi farklıydı. İşte tedbir, işte dikkat ediyorsun, evlere farklı saatlerde farklı yerlerden giriyorsun filan. Bu mesela o jenerasyon sakitleri çok böyle dinamik tutuyordu. Her zaman teyakkuz. Zaten Üstad da diyor ya Hazreti Ali'nin işaretiyle radıyallahu anh sırran tenevveret. Yani yaptığınız işte tedbir esas. Onu ben bu şeyle biraz tevil ettim. Yani atmacaya serçenin taslit edilmesi. Yani Cenab-ı Hak her dönemde hizmete bir şey musallat etmiş. Öyle olunca hizmet sürekli böyle dinamik, sürekli çevik çabak, her şeyi düzgün yapan, hiç açık vermeme eğiliminde bir hareket haline geldi. Şimdi öteki türlü düşünün. Bunu mesela canlı da görüyorsunuzdur. Ama adamlar yayılmışlar. Hiç sanki İngiltere'de bir laf var. Yani you live life as if there is no tomorrow. Yani hiç yarın yokmuş gibi yaşamak diye. Ama adamlar böyle gözünün içine soka soka haram, illegalite her şeyi yapıyorlar. Hiç böyle disiplin, ahlak diye bir şey kalmamış. Şimdi hizmette ise bu her dönem oldu genelde. Çünkü her dönem Cenab-ı Hak bir atmacayı hizmete musallat etti. Ve bunda millet diyor ya işte neden böyle büyük musibet? Ya Cenab-ı Hak bu dönemin atmacası da bu oldu. O döneminki başka şeydi. Yani işte 28 Şubat öncesi falan filan yani olayları şey yapabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Demek ki musibetin bir de bu yönü var. Aslında bir nevi Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve şefkatinin bir şekilde tecelli etmesi. Çünkü bizi serçeler gibi dinamik, zinde ve canlı tutuyor. Böyle ataletten, uyuşukluktan, pısırıklıktan uzaklaştırıyor. Sürekli bir gündem var, sürekli bir hedef var, sürekli bir proje var. Çünkü arkamızda bizi kovalayan bir atmaca her zaman var.
İkinci örnek de buydu. Şu meselalardan görüyorsunuz. Birinci örnek bu diken meselesiydi. İkincisi atmaca. Üçüncü mesele ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeyin üzerinde, her şeye gücü yeter. Yapabilir. Gücü yeter. Bunu sorgulayamayız. Ama hikmetin iktizası olarak genellikle bela ve musibetlerle bu tür tasditlerle bu şekilde yapıyor. Yani bunu sorgulayamayız ama gücü yeter mi? Yeter. Yapabilir miydi? Yapabilirdi. Nasıl yapabilirdi? Bilmiyorum. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Yani o istediği şekilde yapabilir. İşte biz bizim itikadımızdaki Allah kavramını anlatıyoruz. Yani Allah'ın özellikleri şudur diyoruz. Bunu sorguladığın zaman bu sefer Cenab-ı Hakk'ı sorgulamış oluyorsun. Yani bu sefer tanıma zıt bir şey ortaya çıkmış oluyor. Ama burada bir problem olacağını zannetmiyorum. Yok Yani yok. Cenab-ı Hak bu şekilde halk ediyor, bu şekilde işlem yapıyor. Yani bela ve musibetlerle kabiliyetlerin inkişaf etmesini ve zinde kalmasını sağlıyor. Yani bela ve musibetin bir hikmeti ve sebebi bu. İnsanlığın halk edilmesi meselesine geçmek lazım. Bunu da Kur'an'dan anlıyoruz aslında. Şimdi mesela Mülk suresinde de sık sık duyduğunuz işte halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. Yani Cenab-ı Hak açık ediyor. Ben diyor hayatı ve ölümü arasındaki her şeyi halk ettim ki kim güzel işleri yapacak? Yani hayatın bir imtihan, sınav olduğunu Üstad zaten Kur'an'da söylüyor. Zaten insanlık halk edilmeden önce melekler mevcuttu. Yani Cenab-ı Hak neden imtihan ediyor? O zaman yani insan melek olurdu. İnsanlık türünün halk edilmesine bir sebep kalmazdı. Bunu Kur'an'dan anlıyoruz. Yani irade-i cüz'iye verdiği için insanlara meleklerden farklı olarak seçme hakkı var insanların. Dolayısıyla seçme yapabilmesi için de önde seçenekler olması lazım. İmtihanlarda buna imkan sağlıyor. Öteki türlü herkes melek olur. Üstad da bunu anlatıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ebu Cehil arasındaki kalite ortaya çıkmazdı. İmtihan olmasaydı. Bir de bunu mesela şeyle anlatıyoruz. Mesela ben fizik anlatıyorum. Ben sizi çok seviyorum. Çocuklara böyle anlatıyoruz. Mesela burada işte 40 kişiyiz. Bu benim sınıfım. Fizik öğretmeninizim ben sizin. Ben hepinizi çok seviyorum. Çok şefkatliyim. Hepinize A verip geçiriyorum. Bu adalet olur mu? Herkes o hocam olur mu? Ben çalıştım bu adam akşama kadar TikTok seyretti, derse gelmedi, uyudu. Ha, bu adalete aykırı bir şey. Ha, işte imtihan da böyle bir şey. Ben sizi seven bir öğretmen olmam. Bu adaletsiz bir şey olur. Herkese A verip geçirirsem. Sevgim nasıl tecelli edecek? Adil davranacağım. Sınav vereceğim öğrettiğim şeyden. Herkes yazacak. Tamam sen C aldın, sen A aldın, sen de F aldın, kaldın şeklinde. Adalet olması lazım. Şimdi Cenab-ı Hak da yarattı insanları. Sınav yok, bir şey yok. Birileri iyi işler yaptı. Birileri kulağın üstüne yattı. Sonra Allah dedi ki ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kullu. Hepinizi olmaz ki yani adalet aykırı. Cenab-ı Hakk'ın Hakim ismine ve Adl ismine aykırı bir şey olur bu. İmtihan temel. İmtihanların da tecelli şekli bu tür bela ve musibetler. Cenab-ı Hakk'ın gücü yetmez mi? Yeter. Yani şeytan beşer yaratılmadan önce zaten şeytanın böyle bir görevi de yoktu. Hani İblis kâne minel cin, o cin taifesinden bir varlık idi. Melekler de Nuh'dan halk edilmiş. Ama şeytanın o zaman böyle bir görevi yoktu. Beşer yaratıldıktan sonra beşerde cüzi irade, seçme iradesi olduğu için Cenab-ı Hak şeytanı bu işte görevlendir. Sen bunları şey yapacaksın. İmtihan edip yoldan çıkartacaksın. Geçenler geçecek, kalanlar kalacak şeklinde. Evet. Şuradan devam edelim. Hani dedik ya beşer zahire göre hükmedip, zahire ve kendine bakan yönde hükmedip ya bu kötü oldu diyor. Mesela karı pek baridane, soğuk demek
ve tatsız telakki ederler. Halbuki o barit, tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez. Şimdi mesela biz araba kullanıyoruz. Hocam kış lastiğini de takmadık, yolda kaldık, bu kar nedir falan şikayet ediyoruz. Çünkü bize bakan yönüyle sıkıntı oldu, üşüdük biraz. Ben bir dönem Konya'da Mevlana Üniversitesi'nde hocayken orada birisi bu kar meselesini söylüyordu. Hocam diyordu, Konya işte buğday, tahıl falan var. Kışın çok kar yağarsa diyor, baharda diyor toprak anaç olur diyor. Böyle bir ifade kullandı. Yani ne demek abi bu dedim. Kar dedi ne kadar çok olursa buğday dedi o kadar büyük oluyor dedi. Çünkü o kar suyu işte yeraltı suyu haline geliyor. Karı çok olan kışın yazında buğday çok oluyormuş. Bunu Konyalı bir çiftçi, bir ağabey bahsetmişti. Yani genel netice itibariyle kar çok faydalı bir şey. İşte yeraltı suları, nehirler, ırmaklar vesaire tarıma faydaları. Ama biz yolda kaldık, kış lastiği takmamışız diye. Vah ve ilahi bastık, yolda kaldık, nedir bu iş, durmadı filan. Öyle değil. Neticesi itibariyle hayır. Hem insan hodgamlık yani bencil olması cihetiyle zahirperestiyle beraber her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden pek çok mahsi edep olan şeyleri hilaf edep zanneder. Buraya girmeyeyim. Buradan şeye geçeceğim. Konu bütünlüğü olması açısından 24. mektuba geçeceğim. Sanırım bir 10 dakikamız var. Kaç dakikaya bitireyim abi? Hocam evet 10 dakikaya toparlarsak sonra soru cevapla devam ederiz biraz daha. Evet. Şimdi bu 24. mektuba geçiyoruz. Buradan bir başlangıç yapalım. Burada bu konunun devamı şeklinde sual var. Sual de diyor ki Eazım-ı Esma-i İlahiye'den olan Rahim ve Hakim ve Vedud. Değil mi? Allah Rahman ve Rahim'dir. Veduddur. İktiza ettikleri şefkatperverane terbiye ve maslahatkarane tedbir ve muhabbetkarane taltif nasıl ve ne surette müthiş ve muvahhiş vahşi olan, vahşet dolu olan mevt ve ademle, zeval ve firatla, musibet ve meşakkatle tevfik edilebilir. Allah diyor ki işte Rahman, Rahim, Veduttur. Bir sürü eziyet var, bir sürü sıkıntı var, ölüm var, hastalık var. Bu nasıl tevfik edeceğiz? Haydi insan saadet-i ebediyeye gittiği için, mevt yolundan geçtiği için hoş görelim. Tamam, insanı bir cennet bekliyor. Sabrederse, imtihan. Bunu Batılılar çok seviyordu. Ben Mevlana Üniversitesi'ndeyken işte bu diyalog miyalogla ilgili Türkiye gezileri yapılıyordu. Tabii Konya'ya da geliyorlar, işte dervişleri falan seviyor. Sonra üniversiteye geliyorlar. Ben de orada Mevlana Barış Enstitüsü diye bir yer var üniversitenin içerisinde. Oradayım. Onun da esprisi bu gelen insanlara işte Rumi dervişleri seyrettik. Bir de Rumi Üniversitesi var. Orada bir de Rumi Enstitüsü var. Orada birisi sizi karşılayacak. O ben. Burayı anlatıyorum Risale-i Nur'da. Bu çok harika yani. Batılılar mesela bunu şey yapıyor yani, bu hayvanların eziyet çekmesi. Kaliforniya'da yangın oluyor böyle. Dönümlerce arazi yanıyor. Ne bileyim bir hastalık geliyor işte, kuş gribi vesaire. Milyonlarca hayvan itlaf ediliyor. Yani bu bela, musibet, sıkıntı, eziyet insanlar az bir şey değil. Hayvanlara, bitkilere falan da oluyor. Üstad da bu 24. mektupta bunu anlatıyor. Tabi buradan marifetullah'a bağlayacak meseleyi de. Soru şu. Haydi insan saadet ebediyeye gittiği için mevt yolundan geçtiğini hoş görelim. Ölüyor, tamam, ölmesi lazım. Ahirete gidecek. Fakat bu nazik ve nazenin ve zihayat olan eşcar, ağaç demek, şecerenin çoğulu eşcar, ve nebatat envaları ve çiçekleri ve vücuda layık ve hayata aşık ve bekaya müştak olan hayvanat taifelerini mütemadiyen hiçbirini bırakmayarak ifnalarında ve gayet süratli onlara göz açtırmayarak idamlarında ve onlara nefes aldırmayarak meşakkatle çalıştırmalarında ve hiçbirini rahat bırakmayarak musibetlerle, tahirlerle ve hiçbirini müstesna etmeyerek öldürmelerinde ve hiçbiri
durmayarak zevallerinde ve hiçbiri memnun olmayarak firaklarında hangi şefkat ve merhamet var? Hangi hikmet ve maslahat bulunur? Hangi lütuf ve merhamet yerleşebilir? Soru bu. Bu tabii uzun, fakat buradan vaktimiz kısa olduğu için 18. sözün ikinci noktasıyla bağlantılı olarak şu cümleyi okumam lazım. Evet, bu her şeyin Esma-i İlahiye bakan yönünü, orayı bulayım. 24. mektup. İkincilemiz de şöyle bir ifade var. Üstad bunu kendisi de düşünmüş. Diyor ki, bir zaman hikmet-i beşeriyenin masnuatın gayelerine dair gösterdiği faydalar nazarımda çok ehemmiyetsiz göründü ve ondan bildim ki o hikmet abesiyete gider. Onun için filozofların ileri gelenleri ya tabiat dalaletine düşer veya sofestai olur veya ihtiyar ve ilmi saniyi inkar eder veya Halika mucibi bizzat der. İşte o zaman rahmet-i ilahiye Hakim ismini imdadıma gönderdi. Bana da masnuatın büyük gayelerini gösterdi. Az önce bahsettiğim yer burası. Üstad bunu direkt diyor ki, Cenab-ı Hak diyor bana, kalbime bunu ilham etti. Masnuatın büyük gayelerini gösterdi. Yani her bir masnu öyle bir mektubu Rabbani'dir ki umum zişur onu mütalaa eder. Şu gaye bir sene bana kafi geldi. Sonra sanattaki harikalar inkişaf etti. O gaye kafi gelmemeye başladı. Daha çok büyük diğer bir gaye gösterildi. Burası işte tam söyleyeceğim yer. Yani her bir masnun en büyük gayeleri, buradan okuyorum, saniyine bakar. Bütün eşya ve hadisenin en büyük gayesi onu yapan sanatkara, Cenab-ı Hakk'a bakar. Onun kemalat-ı sanatını ve nukuş-u esmasını ve murassaat-ı hikmetini ve hedayayı rahmetini onun nazarına arz etmek ve cemal ve kemaline bir ayna olmaktır bildi. Demek ki her bir masnun en temel gayesi Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarına ayna olmak. Cenab-ı Hak halk eder. Ya diyor ki aslan geldi diyor, kuzu da daha dün doğmuştu. Öteki kuzu bu diyor 15 sene yaşayacaktı. Ya şimdi matematiksel olarak bunu şöyle izah ediyoruz. Sıfır değer olarak ademdir. Nothing. Bir değer olarak bin, 1 milyon, 10 milyonla aşağı yukarı aynıdır. Çünkü ademden vücuda geçmek böyle bir şey. Olmayan bir şeyin değeri sıfırdır. Olan bir şeyin değeri de artık 1, 2, 3, 4, 5 milyon ve çok az yükselir. Canlılarda vücut sonsuz bir değer kazanması anlamına gelir. Cenab-ı Hak bir varlığı bir gün bile yaşatsa onun kıymeti sonsuz olur. Çünkü sıfırdı, yoktu. İsmi hay tecelli etti onun üzerinde. Cenab-ı Hakk'ın ismi tecelli ettiği için onun kıymeti sonsuz olmuş oldu. Hayat verdi. Ondan sonra onu bir gün yaşatır ya da kaplumbağa gibi 250 sene yaşatır. Onun çok bir kıymeti yok. Adem'den vücuda geçmenin kıymeti var. Ve Cenab-ı Hak zaten o hayvanı halk ettiği zaman ona inanılmaz bir kıymet vermiş oldu. Ondan sonrası 1, 10, 20 bunlar çok küçük şeyler. Ya işte bu aslan bunu yemese bu işte yaşayacaktı falan. Bu kıymet olarak çok büyük bir kıymet farkı arz etmiyor. Asıl kıymet Cenab-ı Hakk'ın Hay ismiyle tecelli edip ona vücut vermesidir. Ben tabii teknik lise okudum. Oradan ODTÜ okudum. Yani abilerimizde mutlu İmam Hatip okuyan, İlahiyat falan okuyan olmuş olabilir. Tabii böyle doktoraya başlayınca işte Arapça öğrenelim. Yok işte Risale-i Nur falan böyle yoğunlaştık. Ben mesela Risale-i Nur'u anlamaya çalışırken tezim de zaten İngilizce olduğu için bazı meseleleri İngilizcesinden okuyordum. Çünkü daha anlaşılır. İki tane tercüme var. Bir tanesi bizim Ali Ünal abinin, Hüseyin Akarsu imzasıyla çıkıyor. Bir diğeri de Mary Welt. Bu Darım'daki İngiliz abla. Şükran Vahide diyebilir bizim arkadaşlar.
Ben Şükran Valide'nin tercümesini okuyordum. Daha anlaşılır buluyordum. Yani şimdi arkadaşlarımız, abilerimiz ilimleri daha derindir. İşte Kader Risalesi'ni okuduğu zaman direkt anlıyor olabilir de orada mesela ifadeler var. Diyor ki tercih bila müreccah muhaldir. Abi bu nedir? Alıyordum. Oradan açıyordum. Orada diyor ki selection without a selector is not possible. Abi bu sokakta duyduğum ifade. Bu çok anlaşılır. Ben mesela dediğim gibi doktora çalışmalarında İngiliz Risale okudum. Anlamadığım yerlere de baktım yani Şükran Bay'da nasıl çevirmiş diye. Sonra tabii biraz da ürün reklamı olsun. İngilizce Risale okunmalı mı? Bence okunmalı. Hele bir de abilerimiz yurt dışında olduğu için herkes mutlaka İngilizce konuşuyor. Bir de bu İslami literatürü anlamak ve konuşmak açısından önemli. Şimdi gidiyorsun mesela başka cemaatlerde işte Pakistanlı, Bangladeşli filan. Adamlar İngilizce biliyor. Sen şimdi İngilizce olarak temel İslami terimlere çok hakim değilsin. Orada bir garip bir şey oluyor. Yani hem İslami bir cemaat mensubu olarak gidiyorsun. Hem de en temel şeyleri İngilizcesini söyleyemeyince böyle garip bir şey oluyor. İngilizce okunmalı. Nasıl okunmalı? Ya bu planlanmış bir şey değil ha bu arada. Adam reklam yapıyor diye düşünmeyin. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu bizim tabii doktora bitti. Biz işte yardımcı doçent olarak Mevlana'ya gittik. Bu sırada da işte bu FEBA'cılar, Amerikalılar falan şey kamp yapıyoruz. Sait Aksoy abinin organizasyonu. Dedik ki abi bunu bir şey yapalım. Yani bizim okuttuğumuz 20 tane temel risale var. İşte Kader Risalesi, işte bildiğiniz Besmele, Haşr Risalesi, İhlas. Biliyorsunuz ya temel. Yani Risale-i Nur birkaç bin sayfa ama her şakirdin temel okunması, bilmesi gereken 20 risale falan. Ve biz kamplarda bunları okutuyoruz. Biz fotokopi falan çekiyoruz. Makasla kes. Ben dedim ya bunu dedim kitap haline getirelim. Bu 20 risaleyi. Ben dedim bunu edit edeyim. Yani modern İngilizcesini hafifleştireyim. Bunu dedim basalım. Bunu ders kitabı olarak okutalım. O bu. Risale-i Nur'dan seçmeler. Selected readings from Risale-i Nur. İngilizce 300 sayfa ve bizim en temel işte 11. söz, 12. söz, ne bileyim Tabiat Risalesi, Hücumat-ı Sitte en temel 20 risale bunun içerisinde. Bunu okutuyorum ben 2012'den beri. Her İngilizce kampa bunu okutuyorum. Diyor, ondan sonra reading assignment veriyorum. Diyorum ki bugünkü okuma ödeviniz işte sayfa 78'den 86'ya kadar bu işte 11. söz. Yani kainatı Cenab-ı Hak neden yarattı? Bir sonraki derste diyoruz. Mesela işte filanca konuyu okuyacağız. Ve bu kitap olduğu için milletin kitaplığında duruyor. Mesela bizim işte Afrika'da siz de oralardasınız. Ya nur hareketiyiz biz. Ama İngilizce rehberlik yaptığımız çocuklarımızın evinde bir nurdan bir şey yok. Ama bu Risale-i Nur. Bu olunca çocuk diyor ya oradan bir ihlas anlatmış diyor. Sincerity. Orayı açıp okuyor. Bir de ben bunu zaten İngilizcesini biraz sadeleştirdim. Bunu okuttum ben. Yani Kenya'da orada İngilizce olarak yapıyorduk bunu. Her yıl Amerika'da iki defa farklı yerlerde de okutuyoruz. Bunun esprisi yani Risale-i Nur'u İngilizce konuşan insanların cebine sığabilecek hale getirmek. Adama diyorum ki bunu mesela Mevlana Üniversitesi'nde yaşadım. İnsanlar geliyor işte diyoruz ki Hizmet Hareketi'nin Intelligence Foundation dediğimiz yani Türkçesi nasıl? Fikri altyapısı Bediüzzaman'dır. Anlatıyoruz işte Bediüzzaman şöyle yaşamıştır, şöyle yazmıştır. Orada tabii ilgi duyuyor insanlar. Diyor ki ya can you give us something we can read? Oradan Risale-i Nur külliyatını gösteriyorsun. 10-15 cilt. Adam tırsıyor. Biz diyor bu işe giremeyiz. Ama diyorsun ki böyle seçme, Risale-i Nur'un seçmeler kitabı var, Selected. Bunu veriyorsun adam zaten uçakta yarısını okuyor giderken. Ve adam anlıyor evet diyor Bediüzzaman işte cihat olayına böyle bakmış, ihlasa böyle bakmış, uhuvvete böyle bakmış, kainatın yaratıcı hikmeti buymuş. Bu çok şey, insanların cebine sığan, talebeler de şöyle düşünüyor. Kampta bunu anlatınca evet diyor ben Risale'den okudum. Hatta arkadaş mesela çetele falan tutacak. Buradan işte 10 sayfa falan okumalarını istiyor. Bu şeyin esprisi oydu. Risale-i Nur'dan seçmeler. Selected readings from Risale-i Nur.
Şimdi bu hücumat-ı sitte de yine İngilizcesinde de var, burada da var. Havf meselesi. Cenab-ı Hak diyor havf, hissi havfı nefsin muhafazası için vermiştir. Ama şimdi böyle over cautious olup şeytan diyor bunu kullanır, korkutur. Bu sefer adam hizmete çıkmıyor hiç. Yani o korkudan tamam bir korku olsun. Yani karşıda Rus siperinden bu tarafa top atılıyorsa abi şöyle az öte git yani kendi korku bunun için var. Ama şimdi diyor sen diyor damdasın bizim Adana'da dam denir çatı yoktur düzdür. Elinde diyor bir öcü diye korkudur diyor seni bu sefer damdan düşürür boynunu kırdırır diyor. Şimdi hissi havf var tedbirimizi yapmamız lazım ama ölçü önemli. Adam diyor hocam diyor ben diyor grupları hocam ben sohbete gelmeyeyim işte tedbir yapayım. Abi şu anda sen hücumat istedin. Havf'la şeytan seni avlamış vaziyette. Tedbirini yap. Teyakkuzda ol ama korkak olma. Hissi havf dengesini tutturmak lazım. Diğeriyle ilgili de bu hastalar risalesinde Efendimiz hadis-i şerifini üstad direkt koymuş. Yani az sayıda Arapçasıyla olan hadislerden bir tanesi bu. Eşeddü bele el enbiya sümmel emsel fel emsel. Oradan okuyalım. Millet demesin. Hoca ezberden sallıyor. Buradan 25. Evet. Evet. 15. deva. Diyor ki Halik Rahim Allah Rahman Rahim dedim. Besmele'de bunu diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Halik Rahim en sevdiği ibadına, kuluna başından alalım. Hastalığın suretine bakıp ah eyleme. Yani hastalık yerine bela musibet genel olarak düşünülebilir. Hastalığın suretine bakıp ah eyleme. Manasına bak oh de. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı Halik Rahim en sevdiği ibadına hastalıklar vermezdi. Halbuki hadis-i sahihte vardır ki Eşeddün nâsi belâen el-enbiyâ'u sümmel-emsâl el-evliyâ'u sümmel-emsâl fel-emsâl. Efendimiz öyle buyuruyor. Belanın ve musibetin en büyüğü enbiyaya gelir. Ondan sonra işte enbiya o makam ulaşılmaz ama onun altında evliya vardır. Hoca Efendi bunları yazmış işte mukarrabine filan yani iniyor. Bir de avam var o da biz. Bir insana ne kadar çok bela geliyorsa o rankı daha yüksek demektir. Bu önemli bir şey. Ben bununla ilgili şöyle bir şey düşünüyordum. Bir de Türkçedeki atasözlerinin bir kısmı hadis-i şerif aslında. Hadisler atasözüne işte sürüden ayrılanı kurt kapar. Onu biz hadisi okuyorduk. Aa biz dedim bu Türkçe atasözü. Ya dedi bu dedi hadis dedi olur mu? Arapçasıyla da gördüm. Şimdi bunu Efendimiz bizzat söylemiş. Belanın en büyüğü enbiyaya gelir. Sonra evliyaya. Sonra derecesine göre diğer insanlara gelir. Bir adama zaten bela, musibet gelmiyorsa o bir sorgulamalı kendini. Şimdi bununla ilgili ben bela istenmez tabii. Şimdi buraları okuyoruz. Böyle Risale-i Nur falan artık Risale ile yatıp kalkıp buraları okuyoruz. Abi hizmete bakıyorum o sıralar. İşte böyle mermer binalar, camlı plazalar falan çok şekildi yani. Türkiye'nin o dönemini hatırlarsanız. Herkes böyle Audi'ye biniyor. Ben biraz tırsıyordum. Ya diyordum işler çok acayip yolunda gidiyor. Bu aslında Risale-i Nur ve Hadis-i Şerif'in mantığına göre biraz endişe verici bir şey. Hem diyoruz ki işte biz ahir zamanın işte peygamber varisleri falan abi Audi ile geliyoruz. Plazanın 8. katı falan. Böyle çok aklıma yatmıyordu. Sonra bu hadiseler oldu. Ama ben şimdi bir bilim insanı olduğum için böyle sorgulayıcıyım tamam mı? Sonra bu hadiseler oldu. Dedim tamam doğru. Bu biziz. Yani hizmet doğru yerde. O böyle bir şey oldu yani. Teyit edici bir şey oldu. Abi düşünsene yani biz mesela üniversitedeyken şeydi bizim üniversite rektörün arabası 42 AA 01 001'di kırmızı plaka.
Valininki de 42A001. İkisi de siyah Audi. Tabii millet vali zannediyordu bizim Mevlana Üniversitesi'nin rektörünün arabasını. Biz tabii rektör hoca, ben falan böyle havaalanına gidiyoruz. Herkes vali geldi falan zannediyor. İşte VIP'den falan geçiyor. Acayip böyle fiyakalı havalı. Nefse hoş geliyor. Ama işte bu hadis ekseninde biraz da endişe verici bir şey. Ya diyorum, bu nasıl? Sonra da bütün bu bela, musibet, eziyet falan gelince dedim, tamam abi, bu işte. Yani biz, bu cemaat doğru cemaat diye hem burkuldum, çok insanlar sıkıntı çekti. Bir yandan da böyle kalbim dedim, doğru, evet. Yani bu bela ve musibet teyit etti. Dedi ki, o peygamber varisleri bunlar. Abi herkese bir peygamberlik tecrübesi yaşattı Cenab-ı Hak ya. Yani şu anda herhalde Türkiye'de Kerim abiler anlatıyordu, o işte rakamları falan tutuyor. Üstad da diyor ya, hepimizi diyor Medrese-i Yusufiye'ye bir soktu. Orada diyor icazeti verdi, çıkardı. Hizmetin şeyinde vardı bu. Initiation deniyor. Bazı şeyler Türkçesi aklıma gelmiyor. Bir Medrese-i Yusufiye'ye bir girme çıkma. Ama o zamana kadar hizmet olarak işte Hoca Efendi falan bir girdi çıktı falan. Aymaz abiler, işte büyükler bir iki kovalandı. Ama Cenab-ı Hak abi o makama herkesi bir anda getirdi. Kadın, çoluk, çocuk, herkesi Cenab-ı Hak bir soktu çıkardı. Zahiren şer. Ama abi bu inanılmaz bir iltifat yani. Cenab-ı Hak dedi ki, evet, siz onlardansınız. Hepinizi bu şerefle şereflendiriyorum. Ve ben çok saygıyla bakıyorum. Yani arkadaş girmiş, geçen işte Selanik'te. Hocam dedi, yeni bitti dedi. 6-3'tü benimki. Yani mesela o arkadaş, ben normal bir yerde görsem selam selam. Ama adam hani 6-3'ü yatıp çıkmış, dedim bu adamın acayip bir derecatı vardı şimdi Cenab-ı Hak katında. Abi muhteşem bir olay. Cenab-ı Hak o makamı dünyadayken bu insanlara verdi.